Yeni iklime hat kuran Türk Hava Yolları nereye uçuyor? Lufthansa gibi bir devle işbirliği olur mu? Kobe Bryant'tan Barcelona takımına sponsorluğa uzanan imaj çalışmasının amacı ne? Soruların yanıtı için söz sırası Hamdi Topçu'da. Hamdi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Türk Hava Yolları son derece dinamik bir şirket. Dolayısıyla ben de en sıcak gelişmelerle başlayacağım. Geçen hafta Almanya Başbakanı Merkel, Başbakan Erdoğan'a dedi ki Lufthansa'yı Türk Hava Yolları ile ortak işletmeciliğe sokmak isteriz. Böyle bir teklif yaptı. Başbakan da tamam dedi. Sizin böyle bir açıklama yapılacağından haberiniz var mıydı? Beklentiniz var mıydı? Evet, daha önce Lufthansa şirketiyle, yönetim kurulu başkanıyla, başkan vekiliyle görüşüyorduk. Görüşün. Zaten Lufthansa ile ortak bir SunExpress şirketimiz. Zaten SunExpress, evet. Ortağız orada. Zaten bütün ticari ilişkilerimizi, görüşmelerimizi, dünya havacılık nereye gidiyor, bu değerlendirmeleri ortak yapıyorduk. Aynı zamanda 2008 yılında girdiğimiz Star Alliance'da da, evet, bizim Star'a girişimizde bize öncülük yapan Lufthansa şirketiydi. Zaten bir diyalog vardı. Var. Evet. Şu anda ticari ortaklığımız var, ortak uçuşlarımız var. Hem Almanya'da hem Türkiye içindeki iç hatlarda, Almanya-Türkiye arasında da ortak uçuşlarımız var. Peki şimdi ben Lufthansa'yı %100 özel bir şirket olarak biliyorum. Evet. Aslında Sayın Merkel'in böyle bir teklifte bulunması bana enteresan geldi. Acaba dedim Lufthansa mı aracılık etmesini istedi Merkel'den? Yani onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Ama bu konuları biz görüşüyoruz. Daha ileri gidebilir miyiz? Bu konuları da görüştük. Kendileri bir adım daha ileri atmak istiyoruz. Bana ilettiklerinde biz daha ileri adımları artık bu şirketin %49 sahibi ve altın hisseyi bulunduran bu konuda bu devletin karar vereceğini kendilerine söyledik. Evet. Büyük bir ihtimalle bu sahiplerle bunu başbakanımıza iletti. Tabii biz de işbirliğine yanayız. İşbirlik nasıl olur? Her iki tarafın da kazanacağı bir model olur. Onu biraz anlamak istedim. Çünkü ortak işletmecilik deyince nedir ortak işletmecilik? Biz çünkü hani klasik işbirliklerini biliyoruz ama bunun ötesinde bir yanı var mı? Nasıl olacak bu ortak işletmecilik? Şimdi Lufthansa denince 20 kusur iştirakiyle büyük bir holding. Tabii. Türk Hava Yolları da şu anda 15 iştirakiyle büyük bir holding. Henüz Lufthansa boyutuna zir olarak gelemedik ama biz de süratle büyüyen Avrupa'da söz sahibi bir şirket konumuna geldik. Evet. İki şirketin birleşmesi demek, gerçekten birleşmeden kastım şu, iki şirketin tüzelciliklerinin kaldırılması yönünde bir çalışma yok. Peki. Daha ziyade bu konuyla ilgili sadece bir fikir alışverişi var. Ortaklığımız var SunExpress'te, tamam. Ciddi bir şekilde ve hiçbir sorunsuz devam ediyor. Aynı zamanda ticari ortaklıklarımız var. Şimdi bu boyutları önümüzdeki aydan itibaren bir takvim belirleyip işbirliklerimizi nasıl ileri götürebiliriz? İştirak şirketlerinden işbirliği mi olur? Yolcu taşımada mı olur? Bunların ne Lufthansa tarafı şu anda bu konuyla ilgili herhangi bir adım atmış, ne de biz bir adım atmışız. Bu konuları oturup konuşacağız. Başbakan açıklama yapmadan önce ama benim anladığım kadarıyla Lufthansa ile bu işbirliğini daha ileriye götürmek için bir görüşmeniz olmuş. Dolayısıyla siz zaten bu zeminin hazır olduğunu söylüyorsunuz. Tabii, zaten devamlı görüşüyoruz. Yani SunExpress'in yönetim kurulu. O konular ayrı ama daha ileri işbirliği dendiğinde. Tabii, Türkiye'de yapıldığı dönemlerde üst düzey yöneticiler bizi ziyaret ediyor. Biz Frankfurt'a gittiğimiz zaman, Berlin'e gittiğimiz zaman ilgili yöneticilerle görüşüyoruz zaten. Bu konuyla ilgili bir teklif başbakanımıza iletti. Başbakanımız da bir çerçeve içinde bunun olabileceğini kendilerine beyan etti. Biz şimdi kendi ödevimizi yapıyoruz, çalışıyoruz. Muhtemelen karşı tarafta bir hazırlık yapacak. Ama şu anda atılmış, konuşulmuş, bu konuda karar verilmiş herhangi bir şey yok.
ama önümüzdeki dönemde düğmeye basıldı, çalışma yapılıyor, öyle evet. Anlıyorum. Nasıl bir işbirliği dediğim zaman biraz gözümüzde canlansın diye soruyorum. Mesela bildiğim kadarıyla Lufthansa'nın Air Canada, yine bir Amerikan Hava Yolu, böyle bir ortak işletmecilik gibi bir işbirliği var. O da şu anlama geliyormuş. Mesela ben Quebec'e uçmuyorum ama işte ortak işletmecilik yaptığım hava yolu oraya uçuyor. Ben onun imkanlarından da yararlanıyorum. Zaten öyle şu anda mi? Bu ortaklıklarımız var. Ona kod şey diyoruz, kod paylaşımı diyoruz. Hı. Herhangi bir hava yolu kod şehir anlaşması yaptığınız zaman biz şu anda Frankfurt uçuşunda, Münih uçuşlarında biz Lufthansa'nın uçağına bilet kesebiliyoruz. O da bizim uçağımıza bilet kesebiliyor. Tamam. Şimdi bu kod şehir zaten. Bu anlaşmalar var. Daha ilerisini ne yapabiliriz? Teknikte ne yapabiliriz, bakımda ne yapabiliriz, yolcuda daha ileri noktalarda ne yapabiliriz, onun araştırmasını yapıyoruz. Türk Hava Yolları uçak alıyor, büyük uçak alıyor ama Lufthansa'nın böyle bir imkanı varsa bundan da yararlanmış olacak bu durumda. Tabii ya, her iki tarafı yani. Şöyle mesela ben Lufthansa'nın toplam uçuş sayısı 800 bin, Türk Hava Yolları'nın 225 bin diye not almışım. Hani rakamlarda belki ufak tefek değişiklik olabilir ama böyle bir ölçek farkı olabilir mi? Çünkü hani nasıl olacak? Türk Hava Yolları mı bu işten kazançlı çıkar? Lufthansa mı bu işten kazançlı çıkar? Yani bizim bütün planımız kazan kazan üzerinde. Yani tek taraf kazanmasın. Yoksa tek taraf kazandığı zaman bu iş yürümüyor. Hı. Biz her iki tarafında kazancında olacak bir formül nedir? Hı. Nasıl bir şekildir? Çünkü Avrupa Birliği mevzuatı var, Türkiye mevzuatı var. Bunlar neye izin veriyor? Nereye kadar yapabiliriz? Buna bakacağız. Şu anda Avrupa'da bu şirketler bunu yaptı. Şu anda Iberia, British Airways'te bu şekilde bir ortaklığı var. KLM'in Air France'da var. Aynı şekilde yine Lufthansa'nın Swiss Air'le ortaklığı var. Ama bizim modelimiz ne olur? Nasıl bir model üzerine anlaşırız? Şu anda ne Lufthansa tarafı bu konuda bir kelime ne karar almış, ne bir eylem içinde. Ama önümüzde 2 aydan itibaren bu konuları bir araya gelip tekrar bir daha konuşalım. Sizin kafanızda ne var peki? Benim kafamda hiçbir şey yok. Benim kafamda kazan kazan var. Kazan kazan var. Normal iki şirketin birleşmesi klasik anlamda işte ortaklık yani bu değil. Gözükmüyor. Bu değil. Evet, evet. Bunu netleştirmek için soruyorum. İki tüzel kişilik, iki milli hava yolu da kalacak. Kalacak. Yani öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Efendim bugün 200. uçak filonuza dahil oldu. Böyle bir tören de yapıldı. Dolayısıyla hani artık Türk Hava Yolları jet hızına ulaştı mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Tabii Türk Hava Yolları 200 uçak. Yani diyor çok kolay. Ama bunun ifade ettiği sonuç çok büyük bizim için. Gerçekten büyük bir uğraşın sonunda buraya ulaştık. 200 uçak büyüklüğünü anlatmak için şöyle bir geriye dönmemiz gerekiyor. 2003 yılında 64 uçakla biz yönetimi devraldığımız zaman bunun da arji uçakları vardı. 11 tanesi filodan çıkınca 53 uçakla operasyon yapma zorunda kaldık. 53 uçakla operasyon yapan Türk Hava Yolları gerçekten bölgesel bir hava yolu şirketiydi. Ve hiçbir sıralamada yeri yoktu. 10 milyona yakın yolcu taşıyordu. Bunun birçoğu da iç hatlarda yolcu taşıyordu. Ama gelinen bu noktada, geldiğimiz bu noktada biz 2006'da 100. uçağın törenini aynı hangarda yaparken ertesi gün gazetelerde şöyle bazı yazarların eleştiriler oldu. Aynı zamanda siyasi eleştiri de aldık bu konuda. Ya bunlar kafasına göre hat atıyorlar. Uçaklar boş gidiyor, boş geliyor. 100 uçağın ne gereği vardı gibi yorumlar yapıldı. Bugün 200. uçak geldi. 10 yıl geçti. Ama geçen günler hepsi bizi teyit etti. Bizi doluluk oranları nedir? Şu anda doluluk oranlarımız toplamda 74. %74'ü geçti. Bu toplamda yıl ortalamasını söylüyorum. Ve şu anda açtığımız hiçbir hattı kapamadık. Afrika'da açtığımız hatları kapamadık. Uzak Doğu'da açtığımız hatları kapamadık. Ve şu anda yönetim kurulu kararı alınmış 40 tane açılacak hattımız var. Öyle mi? Şu anda 90 ülkeyle dünyada en çok ülkeye uçan havayolu şirketiyiz. Şehir olarak 5. sıradayız.
Ama bizim şu anda 32 ülke sırada şu anda. Buna da uçtuğumuz zaman 90'ın üzerinde. Evet. 88'de Air France ikinci şu anda. Arada çok büyük bir mesafe olacak. Bu uçuşlar şu anda son 10 yılın bilançosuna baktığımız zaman 10 yılda hiçbir zarar yazmadık. Hiçbir devlet imkanından faydalanmadık. Şimdi o kısmı önemli. Devlet payı %50'nin altına, 49'a düşürüldü. Bu peki sizin hareket kabiliyetinizi arttırdı mı? Olağanüstü arttırdı. Zaten bu hareketliliği serbestiyetini kazanması için özelleştirme buraya kadar yapıldı. Gerçekten çok başarılı oldu bu model. Hem Milli Hava Yolu kimliğimizi koruyoruz, hem devletin şu anda altın hissesi var Türk Hava Yolları'nda. Peki bu devlet payının daha da düşürülmesi düşünülmüyor mu? Çünkü bugün Sayın Şimşek dedi ki yok böyle bir gündemimiz, özelleştirme gündemimiz yok Türk Hava Yolları'nda dedi. Benim de bildiğim bugün bakanımızın açıklamasıyla devlet bu hisseleri satmayı düşünmüyor. Peki yine de %49 olmasına rağmen, %50'nin altında olmasına rağmen zaman zaman kamu şirketi gibi düşünülmesi ve bu yüzden yaşanan zorluklar var mı? Tabii bunu zorlukları çok. Yani çok. Gerçekten çok zor ama biz kulaklarımızı tıkıyoruz. Nedir mesela o zorluklar? Yani siyasi eleştiriler çok oluyor. Halbuki soru önergeleri oluyor. Biz siyasi muhalefet partisinin bir üyesi önerge veriyor örneğin. Halbuki biz özel bir şirketiz ve genel kurulda hesap veririz. Tabii ki basın açıklama yapacağız, her yaptığımızı yapacağız, yaptığımız eylemi zaten halka açık bir şirket olduğumuzdan. %51'i halka açık olduğunda zaten yapacağız. Tabii SFK'ya bildirme, İstanbul Menkul Kıymetleri Borsası'na bildirme zorunluluğumuz var. Bütün eylemlerimizi bildiriyoruz. Ama şimdi öyle eleştiriler geliyor ki emin ol, yani ben utanıyorum. Bir halka açık bir şirkete böyle bir eleştiri yapılması, bu eleştiriler genel kurulda yapılır. Bu şirketler halka açıktır ve dünyaya takıl ediyor. Yani şimdi burada bu konulara girmek istemiyorum. Yani bunlara cevap verdim ben bir seferinde ama bir daha bu konulara girmek istemiyorum siyaset olarak. Bu zorluklar var ama biz bu zorluklara kulaklarımızı tıkıyoruz. Önemli olan akşam yattığında huzurlu yatıyor musun, yatmıyor musun? Bütün şey o, ben çok huzurlu yatıyorum. Hiçbir yaptığımdan, her şeyden eminim. Gerçekten bütün ekibimizde, Türk Hava Yolları'nda çalışan bütün ekipte canla başla çalışıyor. Bu çalışmanın da en büyük göstergesi son 10 yıldır Türk Hava Yolları devletten hiç kredi almadan, hiçbir yardım almadan, sermaye artışı yapmadan ve yükümlülükleri olarak biz 300 milyon doların üzerinde sadece Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'na sigorta prim ödüyoruz. Bunların bütün yükümlülüklerini de yerine getirerek bizim şu anda uçak alımı haricinde hiç kimseye borcumuz yoktur ve peşin satan bir şirket konumundayız. Peki, veresiye veren değil peşin satan. Şöyle bir soru gelmiş şimdi, kamu payı devam ettiği için hani devlet şirketi mi ya da kamu şirketi mi diye düşünülüyor. Mesela işe almalarda siyasi torpil oluyor mu diye soruyorlarmış. Şimdi işe almalarda bizim siyasi torpil yok. Bize gerçekten şu anda Türk Hava Yolları olarak veyahut da KİT olarak bizim siyaset, ben siyasetin atadığı biriyim. Ben bu partinin atadığı bir devletin altın hissesini temsil ediyorum Türk Hava Yolları'nda. Ama gerçekten bu aldığımız bütün elemanlar siyasi olsaydı böyle bir başarı yakalanabilir miydi? Böyle bir başarı yakalayabilirim. Ben ekibimi istediğimden seçme zorundayım. Çalışacağım ekibi seçme özgürlüğüm olacak. Ama herkes sonucuna göre hesap soracak. Şimdi ben hesap vermeye hazırım. Ve şu anda Türk Hava Yolları'nın geldiği nokta 2 yıl üst üste Avrupa'nın birincisi. Evet. Dünyada en çok uçulan ülke sayısı bakımından 1 numara. Kasasında parası var. Dönebiliyor, istediği uçağı sipariş edebiliyor, itibarı var ve şu anda müşteri memnuniyeti açısından %98'e gelmiş. Müşteri memnuniyeti, evet. Şimdi birazdan bir hazırlık da yaptım. Evet. Bu son zamanlarda bu işte siyasi alımlar oluyor mu? Sorusunu devam ettirelim. Böyle topu taca atmış gibi olmayalım. Yok, attırmayacağım, orada topu taca zaten. Şimdi ben bu iktidarın atadığı biriyim.
ben siyasetten uzak biri değilim. Ama biz emin olun Türk Hava Yolları'nı ticari bir şirket gibi yönetiyoruz. Bizi bilen biliyor. Bizde çalışanlar bunu biliyor. Bizde kesinlikle bankamatik memurluğu herhangi bir kayırma olması söz konusu değil. Kendi dönemimizde yönetici olarak da aldığımız adamların birçoğu ile yollarımızı ayırdık. Profesyonel düşünüyoruz. Profesyonel düşünüyoruz bu konuda. Asla şey yok. Taviz yok bu konuda. Peki bu geçen Mayıs ayında 305 çalışan grev hakkı için eylem yaptı diye işten çıkarıldı ve bildiğim kadarıyla geçen hafta eyleme katılmadığını kanıtlayan bir kişi görevine iade edildi. Orada mesela siz siyasi iktidarın atadığı, devletin atadığı bir çalışan olmasaydınız yine böyle düşünür müydünüz? Şimdi Anonim ortaklığın tek hedefi var, kar etmek. Halka açık bir şirket. Paydaşları var. Hesap veriyoruz. Genel kurulları da hesap veriyoruz. SPK hesap soruyor. Bütün fonlar hesap soruyor, bizden pay alanlar. Çok sıkı bir denetim altındayız. Şimdi ben duygularımı katarak bir karar versem, bu arkadaşları ben işte yanlış yaptık, başlayalım. Ama bir ülkede kanun varsa, kural varsa buna hepimiz uyma zorundayız. Ya ben bir sefer yaptım, size bir sefer ateş ettim, ya bir seferden bir şey olmaz. Artık bu dönemler bitti. Türk Hava Yolları'nın hacmi çok büyüdü. Yani evet. Çok eskiden belki iki gün işi yavaşlattığınız zaman başka bir şey olmuyor. Şu anda sözü bile Avrupa'da bütün ajantalar tarafından algılanıyor ve bütün rezervasyonlarınız iptal ediliyor. Şimdi biz dünyayla yarışıyoruz. Dünyanın büyük şirketleriyle rekabet içindeyiz. Hiç hesapta olmayan, kanun hakkı olmayan bir eylemi yapıyorsun. Dünyada şimdi, diğer havayolu şirketlerinde grev hakkı yok mu? Grev hakkı olan var, olmayan var. Şu anda en son Kanada yasakladı bu grev hakkını. Türkiye'de de son kanunda bu grev hakkı yasağı evet, falan söz konusu değil. Zaten bunun üzerine çıktı. Şimdi bunu defalarca anlattım. Çok kısa bir daha anlatayım. Biz bu arkadaşları uyardık. İlgili kanun maddelerini hatırlattık. Bu kanun maddelerinin sonucuna katlanacağınızı söyledik. Kendilerine mail olarak da kısa mesaj olarak da attık onlara. İşte o biraz tepki aldı. Yani işten çıkarıldıklarını SMS yoluyla ya da telefonla arayarak öğrendikleri doğru mu? Şimdi şöyle, biz daha işten atılmadan, eylem başlamadan bunları bildirdik biz. Bak, sizi böyle oyuna gelmeyin. Bu kanunu bir eylem değil. Bu eylem kanunsuz eylemdir. Kanunsuz eylemin sonuçları da şudur, şudur, şudur. Şu kanuna göre budur. Kanun maddelerini de yazdık ve bu arkadaşlara gönderdik. Şimdi geliyorsunuz, Türk Hava Yolları'nın o gün müşterisi olan bütün iş adamları falan havalanda geliyor. 100 bin kişi mağdur. Niye? Grev var. Grevden 6 gün önce bildirilir, bir görüşmeler yapılır. Henüz öyle bir yer yok. Yani bir zaman yok. Tamam, mecliste böyle bir kanun çıkıyor. Bu kanuna karşı olabilirsin. Hiçbir itirazım yok. Eleştirebilirsin. Ama benim işimi aksatamazsın. Yani böyle bir kanun sana hak vermiyor. Cumartesi var, tatili var, aradaki yeri var. Boşta olan arkadaşlar var. Bunlarla otur. Git Taksim'de herhangi bir yerde gösteri yap. Bunlara biz karşı değiliz. Sendika başkanı her iki senede bir benim odamın altına gelip bana hakaret ediyor. Bak, bunlara bugüne kadar hiçbir lafımız çıkmadı. Niye? Ama iş aksatılmadığı zaman. İşte yemek arasında yapıyor bunu. Şimdi, ama işte hizmetten gelen gücünü kullanıyor o da. Şimdi hizmetten gelen gücünü kullanıyorsa ben de kanuna gelen gücünü kullanmak zorundayım. Bak, bunu şey olarak söylemiyorum. Benim görevim kanunları uygulamaktır orada. Bunu Türk Hava Yolları'nın yönetimi var. Yani ben tek başıma aldığım bir karar değil bu. Türk Hava Yolları'nın yönetimi var. Oturduk, konuştuk. Hiç kimse bu zararı kim karşılayacak sorusuna cevap bulamadı. Ne kadar maddi zarar olmuş? O zaman açıkladık bunu. 2 milyon dolar civarında bir zarar var. Okumuştum, öyle tekrar teyit. Şimdi mağdur olanlar var. İmaja gelen zarar var. Bir sürü şey var. Yani şimdi bir yanlış yaptığınız zaman onu doğrultmak kolay değil hizmet sektöründe. Yani bir yanlış, bir hata olduğu zaman
bir müşteri memnuniyetse kafasına gitmiyor kolay. Şimdi bunlar hakkı yok ki kimsenin. Çalışanların işten çıkarılması, bu yüzden işten çıkarılması peki imaja zarar verdi mi? Hani böyle bir geri dönüşünüz var mı? Şimdi biz kanunları uyguladık. Tabii ki bu hoş bir şey değil. Yani bunu tasvip etmek hiçbir şey değil. Biz kimsenin ekmeğiyle oynama veya da birini dışarı atma diye bir hedefimiz olamaz. Ama bu kural böyle. Yani kuralsa ben kuralı uygulamak üzere oradayım. Ben harici bir görevim yok benim. Peki yeni işe alımlar oldu mu ondan sonra? Tabii biz ondan sonra devam alıyoruz zaten biz kabin memuru. 28 bin başvuru oldu. Gerçekten. Yani biz 28 bin başvuru oldu ve bizim şöyle bir durum var. Yani bunu da bilinmesi lazım. Bizim şu andaki özel havayolu şirketlerindeki bir kabin memurunun üst katını veriyoruz. Üst katını veriyoruz. 110 saat uçan veyahut da 3 ayda 300 saat uçan bir kabin memuruna karşı biz 70 saat uçuruyoruz. Şimdi böyle bir hakların alındığı bir ortamda, bir sürü hakların olduğu bir ortamda kanunun sana vermediği bir hakkı nasıl kullanabilirsin? Nasıl şirketine zarar verebilirsin? Bu kurumsal kimliğe resmen hakarettir yani. Ve zaten sonuçta ortada. Şimdi son yıllarda en çok dile getirilen ifade Türk Hava Yolları için artık bir dünya markası oldu deniyor. Böyle bir araştırma yaptınız mı, uluslararası alanda bir araştırma? Hani dünyada ilk yüz dendiğinde akla gelen bir şirket olmak hedefi var mı ya da bunu görüyor musunuz? Şimdi bugün bizim Turkish Doko diye bir şirketimiz var, yemek şirketimiz. Evet, ya yemekler de en fazla övgü alan konu. Bugün yabancı bir şirketin yaptığı anket geldi. Yurt dışı uçuşlarımızda %98 beğeni geldi. Ve yüzlerce mail geliyor, teşekkür geliyor. Evet. Şu anda birçok ülkenin büyük şirketinin CEO'su olsun, genel müdür, yönetim kurulu başkanları olsun, Türk Hava Yolları'nı tercih ediyor. Bizim şu anda şirketlerle anlaşmamız gerçekten büyük bir sayıya ulaştı. Şirketlerle özel anlaşmalar yapıyoruz Türk Hava Yolları uçmak için ve şu anda Türk Hava Yolları'nın bu uçuş ağını değerlendirmek için birçok şirket merkezlerini İstanbul'a taşıdı. Ha, güzel haber. Yani birçok şehirden, Dubai'den var. Örneklerini de verebilirim. Onların merkezini İstanbul'a taşıdı. Çünkü İstanbul'dan birçok noktaya gitmek çok kolay. Aynı zamanda her hava yolunu gitmediği yerlere gidiyoruz. Şu anda Afrika ülkelerinde 24 şehire gidiyoruz. Yıl sonu itibariyle 32 şehir olacak bu. Gayet güzel. Şimdi biz tabii bunu da bir sorduk. Türk Hava Yolları deyince aklınıza ne geliyor diye. Bu konuda bir sokağa da çıkalım dedik. Bakalım bir izleyelim birlikte neler olur. Söylemişler. Türk Hava Yolları deyince aklınıza ne geliyor? Türkiye'de uçuşun büyük bir kısmını karşılayan firmayım. Konfor geliyor. Yiyecek, içecek neyse ne veriliyorsa onlar var. Şu var, bu var. Bilmiyorum daha. Kaliteli uçuş geliyor yani. Peki grevler geliyor. Son zamanlarda yaşanan grevler, işçi çıkartımı onlar geliyor. İyi bir teşkilat. Rahatlık, düzgünlük ve huzur. Konforlu, güzel bir seyahat geliyor. Türk Hava Yolları denince Türkiye'nin en iyi hava yolu geliyor. Dünya markası. Milli hava yolu geliyor. İyi uçuş, iyi hizmet, yani konfor. Türk Hava Yolları ile uçmanın iyi ya da kötü yönleri nelerdi? Kötü yanını pek görmedim ama iyi yanı konfor, rahatlık, güven. Zamanında kalkıyoruz ve çok iyi servisleri, hostesleri harika, ikramları çok güzel. Daha ne olsun? Tediye'de kolaylık sağlarlarsa daha çok uçarız. Teşekkür ederim. Bir iki sefer Adana İskenderun şeyine gittim. Hiçbir şeyini görmedim. Ne kötü olmasının sebebi yok. Öyle olsaydı Barcelona, Real Madrid, dünyanın Manchester United şu bu sponsorluğunu vermezlerdi. Yani bir kere servisi güzel, personel güler yüzlü, her şeyle diğer hava yollarından farklı bir hava yolu. Yani son zamanlarda rötar yapıyormuş diye duydum. Hani kötü yönleri sadece o olabilir. İyi yönleri de hani daha lüks, daha konforlu, koltuk arası genişlikleri daha fazla. Diğer uçak firmalarına göre arada fiyat farkı oluyor ama daha kaliteli uçuş sağlanıyor. Hep memnun kaldım ama son zamanlardaki rötarlarından çok şikayetçiyim.
Gerçekten hiçbir seçme yok. Ne geldiyse onu verdik. Ben de şaşırdım doğrusu. Evet. Böyle güzel söylediklerini de bilmiyordum. Biz de motive olduk bugün. Evet evet. Şimdi burada Rötar'dan bahsediliyor ya. Burada Atatürk Havalimanı'nın artık kapasitesini aşmış olmasının mı rolü var? Nedir? Rötar konusu çok soruluyor. Şimdi baktığımız zaman Atatürk Havalimanı bizim hub'ımız. Dünyaya buradan açılıyoruz. Evet. Aynı zamanda bir havaalanından en fazla sefer yapan dünyada iki numaralı şirketiz. Yani İstanbul'dan kalkan, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan kalkma sayısı bakımından dünyada ikinci sıradayız. Şimdi Atatürk Havalimanı son 10 yıla baktığımız zaman korkunç bir kapasite kapasite aldı veyahut da talep aldı diyelim. Evet, evet. Ama bu talebe karşılık tam talep karşılanamadı. Karşılanması da mümkün değil. Yani şartlar böyle. 10 kilometre karelik bir havaalanı. Avrupa'nın talep en küçük, arzı aştı. Tabii. Hı. Avrupa'nın en küçük alanına sahip bir havaalanı. 10 kilometre. Ha, öyle midir? Ben tabii onu bilmiyordum. Yani şimdi Avrupa'ya baktığınız zaman 15 kilometreden 60 kilometre kareye çıkan havaalanları var. Şimdi çok dar alandayız. Hep şunu söylüyorum. 7 kişilik halı sahada biz 15'er kişi oynuyoruz. Gerçekten çok zor şartlarda. Sıra bekliyor uçaklar çünkü. Yani şu anda uçak park yerlerinden tutun, terminaldeki sıkışıklıktan tutun, birçok alanda şu anda kapasitesinin üzerinde hizmet veriyor. Hem işletici firma TAV, evet, hem Deami, hem Türk Hava Yolları gerçekten iyi bir iletişim içinde olarak bu olumsuzlukların birçoğunu vatandaşa, yolcuya yansıtmıyoruz. Tabii ki, evet, şunu da söylemem gerekiyor. Hem kuledeki arkadaşlar, hem yerdeki arkadaşlar, hem operasyonu yöneten arkadaşlar 24 saat gerçekten böyle pur dikkat ve hata yapılmamak için, yani bir hata yaptığınız zaman çünkü zincirleme gidiyor. Evet. Yapmamak için çaba sarf ediyorlar. Son zamanlardaki rüzgarın ters esmesinden dolayı Atatürk Havalimanı'ndaki olumsuzlukları yeni bir çalışmayla, devamı yeni bir çalışmayla, evet, tamam, ters kalkışlara belirli natta, yani rüzgarın şiddetiyle, evet, esmesine izin vererek onu araştırdılar. Şu anda problem %70'e yakın pis problemi çözüldü. Yani %70'e yakın bu çözüldü. Son 6 aya baktığınız zaman işte bir kötü rastladığı zaman, işte hanımefendinin de söylediği gibi belki bir sefer rastlamıştır ona. O olumsuz kafasında kalıyor, haklı. Yani bir şey demiyorum. Ama son 6 aydır İstanbul Atatürk Havalimanı en az rotarı yapan havalanlar arasında Avrupa'da. Bu kadar sıkışıklığa rağmen. İyi yönetiliyor. O ne demek için söylüyorum. Pekala. Şimdi reklama gideceğiz. Bu arada 3. havalimanı projesi de artık açıklandı. Tamam. Hani böyle bir rahatlama olur mu? Onu da konuşacağız. Tabii. Efendim devam edeceğiz. Biz sıcak gelişmeyle söze başladık. Lufthansa ile nasıl bir işbirliği olacak diye sorduk. Evet, bir hazırlık var. Zaten ticari anlamda işbirliği vardı ama benim anladığım, hani tamam, kazan kazan ilişkisi olacak ama Allah'ın emri peygamberin kavliyle denir ya, biraz öyle bir ilişkide var, daha ileri düzeye götürmek için. Evet. Bu böyle. Buyurun ekleyeceğiz. Şu anda alınan bir karar yok ama. Şu anda alınan karar yok. Evet. Peki. Biz biraz önce Türk Hava Yolları'nın imajını sokağa çıkıp sorduk ve onu gösterdik demiştik. Gerçekten burada çok ciddi bir reklam ve tanıtım atılımı yapıldı. İşte dünyaca ünlü isimler, Kobe Bryant gibi, işte Messi gibi isimler veya Manchester United'a, Barcelona'ya ulaşım sponsoru olmak gibi atılımlar yapıldı. Bu arada son reklamınız İstiklal Marşı ile olan reklam da ses getirdi. Neden böyle bir reklam kararı aldınız? Evet, yani bu reklam kararı çok ilginç hikayesi. Tabii Türkiye'de bilirsiniz, yurt dışına bizi temsilen giden bir sporcu altın madalya aldığı zaman, orada İstiklal Marşı çalındığı, evet, zaman herkesin gözü yaşarır. Duygulanırız. Duygulanırız. Yani her Türk vatandaşı o bayrağın oraya çekilmesinden gerçekten gurur duyar. Biz de bir dünya birinciliği aldık. Yani en çok ülkeye uçma birinciliğini aldık dünyada. Dedik ki bu gururu, gelinen bu noktayı 10.000 kişi çalışan bir şirketten 30.000 çalışanına, 30.000 aile buradan ekmek yiyor.
Onlara ekmek açtık. 200 uçakla bunu yapıyoruz şu anda. Gelinen bu başarı, beğeni, yurt dışına gittiğiniz zaman, Türk Hava Yolları dendiği zaman kalite akla gelmesi. Birçok yerdeki Avrupa'nın üst üste 2 yıl en iyi havayolu seçilmesi. İkramda dünyanın en iyi havayolu seçilmesi. Birçok şeyler aldık. Aynı zamanda bizim CEO'muz en iyi mali işlere sorumlu CEO'a seçildi. Artı finansman dalında 5 yıl üst üste dünya hava yolları arasında en iyi finansman yapan şirket seçildi. Dolayısıyla bunu İstiklal Marşı'yla taşlandıralım. Şimdi ya, bu kadar gurur oldu. Bu kadar ülke ötüyoruz. Artık İstanbul merkez oldu. İstanbul'un hakkını vermeye başladık. Ya bu İstiklal Marşı'nı biz de hak ettik. Ha, ama biz tabii yani, ama 90 ülke ötüyorsun. 205 noktaya sefer düzenliyorsun. 207 havalanına gidiyoruz. Bak, dolayısıyla şimdi Londra'da iki havalanına gidiyorsun, o iki sayıyoruz. Şimdi böyle bir noktada bu gururu biz bunu dışarıda çalmadık. Yani yurt dışında bunu çalmadık. Sadece Türkiye içinde bu gururu vatandaşımızla yani halkımızla paylaşmak istedik. Dedik ki bu bayrağı biz yukarı çıkarttık. Buyurun bak nerelere çekmişiz. Kim bu İstiklal Marşı'nı söylüyor? Böyle bir film yaptık. Gerçekten çok büyük iyi dönüşler aldık. Bakalım bize ne söylemişler. Görebilir miyiz Betül'cüm? Türk Hava Yolları reklamında İstiklal Marşı kullanılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi değerlendiriyorum. Şu günlerde kaybettiğimiz çok değerleri yeni yeni bulacağız inşallah. İftihar ederiz. Harika diyorum. Daha güzel bir şey olamaz. Biz Atatürkçüyüz. Biz eğitimciyiz. Onun için hep böyle olsun. Daha çok seveceğim şimdi Türk Hava Yolları'nı. Hiçbir zaman unutmasınlar. İlk önce İstiklal Marşı. Ondan sonra yaşam. Bize ait olduğunu, Türk Hava Yolları'nın aslında bir Türk şirketi olduğunu göstermek için bence olumlu bir yandır. Futbol maçlarında kullanıldığına göre Türk Hava Yolları'nı kullanması bir sakınca yok yani. Niye kullanılmasın ki? Yurt dışında da hani kendimizi tanıtmamız için bence olumlu bir sunuş olmuş yani. Öyle düşünüyorum. Şey, tema da çok güzel. Bayağı duygulanmıştım. Hatta ilk önce başlayınca ne olduğunu anlamadım. Sonu güzel bitti. Yakışmış. Duyunca duygulanıyor insan. Evet. Doğrudur. Yıllık reklam bütçeniz ne kadar? Yani ciromuzun ne kadarını buna ayırıyorsunuz? Bizim reklam bütçemiz 100 milyon dolar şu anda. 100 milyon dolar ama bu yıl o bütçeyi tamamını kullanmayacağız. Öyle daha mi? Düşük olacak, evet. Yeni böyle yıldız isimler falan olacak mı, düşünülüyor mu? Tabii bizim az önce saydığınıza ilaveten bir de Euroleague sponsorluğumuz evet, var. Evet. Gerçekten Cumhuriyet tarihinde bir kurumun yaptığı en iyi sponsorluklardan biri. 800 milyon naklen izliyor ve Türk Hava Yolları ismiyle bu lig anılıyor. İyi bir ortaklığımız var. 5 artı 5 opsiyonumuz var sponsorlukta. Peki. Gerçekten hem şartları itibariyle hem de ilgili kurumla iletişim itibariyle çok iyi bir ortaklığımız devam ediyor ve tanıtımımıza iyi bir katkı yapıyor. Tabii. Her iki tarafta da memnuniyet var. Bu sponsorluktan çok memnunuz. Aynı şekilde futbol olarak Manchester United evet. ve Barcelona ile olan sponsorluklarımız devam ediyor. Tamam. Buna ek olarak en son Messi ile bir tanıtım sponsorluk sözleşmesi yaptık. Artık Messi de bizim yüzümüz olacak. Evet, yüzümüz evet olacak. Hoş, çok hoş. Önümüzdeki günlerde Kobe Bryant'la oynadıkları bir reklam filminde bir de yıl sonuna doğru artık Türk televizyonlara ve dünya televizyonlarında yayınlayacağız. Tamam, acaba başka yıldız isim olacak mı ondan sonra planlanan diye düşündüm ama şu anda bu kadar bunlar yıldız yetmez mi? Yeter. Peki şimdi 3. havalimanı projesini sormuştum. Çünkü Atatürk Havalimanı'nda kapasite aşımı
Dolayısıyla sorunlar olabiliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bunu da iyi yönetimle yapıyoruz aslında dediniz. Peki 3. havalimanı rahatlatacak mı? Sizin için nasıl bir faktör olacak? Şimdi 3. havalimanı konusunda gerçekten başbakanımız çok hassas. Kesinlikle hemen yapılması talimatını verdi. Ulaştırma Bakanımız konuyla ilgili çok yakından ilgileniyor. Maliye Bakanımız konudan çok yakın ilgileniyor. Bütün kurumlar şu anda 3. hava limanının yeri de belirlendi, açıklandı, basına da açıklandı. Bize iletilen bilgilerden, bakanlığımızdan aldığımız bilgilerden pistin 150 milyon yıl kapasiteli, yolcu kapasiteli olması planlanıyor. Bu ne demektir? Atlanta, Pekin'den sonra dünyanın 3. büyük havalanı demek. 60 kilometre kare bir alana olacağı söyleniyor. Bu ay sonunda, önümüzdeki ay sonunda da ihaleye çıkmasını bekliyoruz. Şu anda biraz prosedür işlemler var zannediyorum. Bakanlık onayları var. Onlar takip ediliyor. Bu İstanbul için an önce yapılması gereken. Ben çok bilmediğim için soruyorum. Mesela önümüzdeki ay ihaleye çıkılsa, bunun herhalde şartnamesi vardır. Ne kadar zamanda yapılır? 2013'te şimdi mesela görürüz. Biz tabii bunu en yakın takip edenlerden biriyiz. Yeni havalanan 2016 yılında faaliyete geçeceğini bize bakanlık söyledi, bakanımız söyledi. Belki başbakanımız onun daha erken olmasını istiyor ama bir de inşaat şeyi var, süresi var. İnşallah daha erken olur. Bizi memnun eder. Ama İstanbul'da çok acil böyle bir havalanı var. Ama şu andaki havalanımız da yeni havalanı yapılana kadar en rentabl şekilde, en iyi şekilde nasıl yönetilir, oradaki uçuşlarımızı aksamaz, bunun çalışmasında ilgili firmalarla, ilgili kuruluşlarla yapıyoruz. Peki hızlı hızlı birkaç soru soracağım. Sona geliyoruz. Örneğin biz Türk Hava Yolları ile ilgili böyle hızlı büyüyen şirket diyoruz ya. Burada aslında dünyadaki hava yolu sektörünün de zorlandığı bir dönemde hızlı büyüme gösterdi Türk Hava Yolları. İşte Batan Hava Yolları var. Tek tek isim söylemeyeceğim ama dolayısıyla bu hızlı büyümeden tedirgin olduğunuz, ürktüğünüz bir durum var mı bir yandan da? Şimdi bizim planlarımız günlük planlar falan değil, aylık planlar değil. Artık 10 yıllık, 15 yıllık planlar yapıyoruz. Çünkü uçak siparişleri 2 senede, 1 senede teslim edilen konular değil. 5-6 seneyi kapsayan planlar yapıyoruz. Biz 2008'de 2023 planını yapmıştık. Şimdi bu... Türkiye'nin 2023 planı. Evet, yani hükümetimiz de 2023 planı yaptı. Şimdi 2023'e gittiğimiz zaman Türkiye'nin ihracatı 500 milyar dolar olacak hedeflenmiş şu anda. Bu hedefte Türk Hava Yolları nerede olacak? Büyüyen Türkiye'nin büyüyen bir havayolu şirketi olmamız gerekiyor. Biz de yani Türkiye'nin şu andaki bu büyüyen gerçeğini, itibarını biz de kullanıyoruz. Hızlı büyümenin şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi 10 yıldır plan yapan Türk Hava Yolları tabii ki bu görünmeyen yüzü. Biz 15 şirket kurmuşuz diyoruz. Neden? İşte bu lojistik kendi ellerimize, üçüncü şahısa da almamaksızın kendimiz yetiştirerek Türk Hava Yolları'na destek olmak için kurmuşuz. Şu anda 30 bin çalışanımız var. 30 bin çalışanımız ve iştiraklerimiz Türk Hava Yolları'nın geleceğine hizmet edecek. Hem elemanları yetiştiriyor, hem ilgili alanları yapıyor. Şu anda Habom'da, Sabiha Gökçen'de yılbaşı itibariyle açmayı hedeflediğimiz 380 bin metre kapalı alan var. Şu anda %70'i bitti. Çok kısa zaman sonra bunları Türk Sivil Havacılığı'nda açacağız. Planladığımızdan daha hızlı doldu. Şu andaki bütün bakım silahlarını satmışız. Yani daha da hızlı büyüyeceğiz. Şimdi büyümeye dünyada devam batma olayı şöyle. 2008'de Başbakanımız kriz teğet geçecek dediği zaman kimse Türkiye'de itibar etmedi. Türkiye çok kazançlı çıktı bu işten. Biz de Türkiye'nin... Siz krizi fırsata dönüştürdünüz. Kesinlikle biz o krizi hiç dinlemedik çünkü Türkiye büyüme zorunda. Neden büyüme zorunda? Bizim krizden veya tabii başkasının kriziyle kendimizi sıkmamıza gerek yok. İstanbul'un bir potansiyeli var, Türkiye'nin potansiyeli var. Biz potansiyel kullanıyoruz. Yoksa başkasının yolcusunu falan salmıyoruz. Potansiyel vardı bizde. Tabii biz onu kullandık. Ve o hedefe gittik diyorsunuz. Türkiye'de siyasetin açtığı yolda, hükümetimizin açtığı yolda
Biz ilerledik ve uçuşlar çoğaldı. 12 bin dolara milli gelir yükseldi. Evet. Havacılık daha fazla tercih edilmeye başlandı. Evet, daha fazla havayoluyla ulaşım tercih ediyoruz. Bunu da şunu söyleyeyim, yani yolcumuzun %47'si transit. Yani bunu da söylemeden geçmiyorum. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu arada hep Türk Hava Yolları'nın ikramlarıyla ilgili övgüler de gelmiş. Türk Hava Yolları ile uçmamın en büyük sebebi diyenler çoğunlukta. İşte 98 dedim az önce. Evet, Avrupa... Türk Hava Yolları ve DOKO. Olarak ortağı, bir ortaklık evet. yaptınız. Bu ortaklığın bir de otel yatırımı mı varmış? Otelimiz Ortaköy'de şu anda yapılıyor. İnşallah önümüzdeki yıl içinde o oteli de nedir otelin? Türk Turizm'e açacağız. Efendim? Otelin adı nedir? Henüz otel ismi koymadık. Pekala. Turkish Doko diye ismini koyacağız. Turkish Doko diye evet. isim olacak. Yatırımlar devam edecek, ben öyle anlıyorum. Büyümekten korkmuyoruz, o potansiyeli görüyoruz. Büyümeyi yönetecek bütün lojistiğimiz hazır, planlamamız hazır. 2011 yılında hı-hı. Türk Hava Yolları'nın bu uçakların uçması için, rahat uçması için, güvenli uçması için, emniyetli uçması için 950 milyon dolar sadece bir yılda uçak alımı haricinde yatırım yaptık. Evet. Şimdi yatırım yapan bir şirketiz. Yatırım yapmamıza rağmen, hem uçak almamıza rağmen kar eden bir şirketiz. 10 evet. yılda bilançomuz var. Peki. 1 lira kredi aldığımız yok. Daha ne olsun? Bilançomuza kredi vermek için çaba sarf ediyor. Hı. Türkiye şartlarından daha iyi borçlanıyoruz. Yani evet. şeyden. Ya bu güzel haberler diye bitirelim. Doğrusu biz çıktık dışarıda sorduk. Hiçbir dediğim gibi yönlendirme olmadı. Herkes de memnuniyetini ifade etti. Ben belki şikayet gelir de ilk ağızdan iletirim diyordum. Çok da öyle olmadı. Dikkat alıyoruz yani burada. Peki, evet. Şikayetleri de açığız diyorsunuz. Çok teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ediyoruz.